Malatya Bütünlü Camisi'nin Malatya Bütünlü Caddesi'ndeki 250 yıllık Ziya Paşa Camii 1792 yapımı. Önünde bir şadırvan vardı. Gereksiz zaten. O şadırvanı yıktılar. Öyle bir ucube, öyle bir dev bir şadırvan yapıyorlar ki tarihi eseri gölgede bırakmış. Mahalle muhtarının söylediğine göre her 10 yılda bir canları sıkıldıkça şadırvan yıkıp şadırvan yapıyorlarmış ama bu kadar heybetlisini de şu ana kadar yapmamışlardı. Bu çok heybetli. Bir tarihi eserin yanına nasıl bir şadırvan yapılacağını düşünen işin ehli biri yapmalıydı. Hikayete vermişler galiba. Bu kadar olmaz ki. Hantal, iğrenç bir beton ve çok heybetli. Ha, camiyi kapatmış. Mirasımıza reva görülen bu. Malatya Mücelli Caddesi'ndeyim. Eskilerden yerde iki tane konak kalmış durumda. Böyle çarşı merkezine doğru giderken, hükümet binasına doğru giderken. Ama burada tarihi bir cami var. Şadırvanı yeni yapılmış. Kapıları falan hep yenilenmiş. Yusuf Ziya Paşa Camii 1792 tarihli. Evet, iki tane kocaman çam ağacı. Çam diyorum. Birisi çam, birisi çınar. Evet, Malatya'nın çınarları ünlü. Burası geçen yıllarda böyle değildi.
bu bir de içeride kabir var. Şuradan şöyle görünüyor. Buraya oku getir kütüphanesi yapmışlar ama işte böyle oku getir. Durum bu. 1792 yılında Diyarbakır ve Medeni Humayun emini olan Yusuf Ziya Paşaoğlu Said Paşa tarafından annesi Ayşe Hanım için yaptırılmış. Dikdörtgen planlı caminin üzeri ahşap çatıyla kapatılmış. Minare sonradan yapılmış. Camide bulunan mezarlar 1840, 1880 ve 1901 tarihlidir. Büyük ihtimal bu paşanın ailesinden birilerinin olabilir. Çiçekli birisi tabii ki bayan kabri. Dışı böyle. Şurada sınanmamış taşları görüyoruz. Duvarlar böyle. Tabii sonradan sıvandığı için orijinalliği kayboluyor. Sırası yapışı cami. 20 Mart 2014 Malatya Mücelli Caddesi'ndeki Yusuf Ziya Paşa Camii'ndeyim. 1792 yılında Yusuf Ziya Paşa tarafından annesi Ayşe Hatun için yaptırılmış. Tavan ve taban ahşap kesme taştan. Tam karşında mihrap. İyi ki sıvanmamış. Diğer taraflar sıvanmış ama mihrabın taşı duruyor. Tepe pencereler. Kuzeyde iki tane. Dört tane de altta pencere var. Pencereler büyük tutulmuş yani. Alt pencereler. Tepe pencereler her zamanki gibi küçük tutulmuş. Ve duvarlar o kadar kalın ki İmam müellifi da işte böyle çok kalın duvarlar. 1 metreden fazla. Çok daha fazla çünkü pencerenin dışına da taşıyor. Çerçeve içeride kalmış. Böyle görülebiliyor. 2-4 mal deniyor. Yani yukarıdaki 4 direk, 4 bölme anlamında. 6 tane de kuzey penceresi var. Tam dikdörtgen. Kimileri dikdörtgene yakın kare oluyor ama tam dikdörtgen olmuş. Ana kapının iki yanında üçer pencere var kuzeyde. Mezzin kürsüsü. Kantarmalı denen şekiller verilmiş. Evet, iki de batıda penceresi var. İki doğuda, iki batıda. Minberi de çok güzel. Acaba eski mi? Çok güzel bir minber. Güneydoğu'da, mihrabın doğusunda. Harika bir minber. Minber eski mi yeni mi? Minber eski mi yeni mi? Minber çok güzel ama bilgi alabilecek miyim minber hakkında? Ne zaman gelir hoca? Akşam namazında. Üniversiteye gidiyor okuyor. Hoca da, anladım.
Anladım.